değil. Çünkü tam üç kere fırçalarım bir günde. Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi. Ben de tam üç kere fırçalarım dişlerimi. İnci gibi dişlerimle sizlere gülümserim. Ben elmayı çok severim. Her gün bir tane yerim. Yedikten sonra da fırçalarım dişlerimi. Elmer, ben bir tane de mavi çiziyorum, tamam mı? Pembe de yapalım mı? Evet, pembe ve mavi. Çok güzel olur. Bu da bitti. Bu da hazır, bak al. Ay, Narçın, daha bunu bitirmedim. Bu da bitti. Hadi Gülçin, daha çabuk kessene. Seni bekliyorum. Yalçın, kolaysa sen kes. Yapıştırmayı ben de çabucak yapabilirim. Yapabilirdim ama kesmek hiç de eğlenceli değil. Oo, akşama kadar bitmeyecek. Of, sen böyle başımda dururken ben bunu nasıl kesebilirim ki Yalçın? Yalçın, gel sen bana yardım et. Ama Elmer, yetiştiremeyeceğiz. Bana yardım edersen yetiştirebiliriz. Değil mi Yalçın? Öf! Olmadı işte. Sorun nedir Nurçin? Elmer, baksana. Hiç güzel katlayamıyorum. Yani bence oldukça güzel katlıyorsun. Baksana şuna ne kadar baksana. Güzel. Ama bunu da düzeltebilirsin. İşte bak böyle. Aynı ötekiler gibi oldu. Öyle değil mi? Gördün mü? Bak. Teşekkür ederim. Hey! Bak. Buraya mı alsam? Burası olur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane olmuş. Elmer, biraz daha yapalım mı? Çocuklar, şenlik için bu kadarı yeter. Ay bence de yeter. Elmer, misafirimiz ne zaman gelecek? Ha, siz bahçeyi süslerken ben de misafirimizi alıp getiririm, tamam mı? Hadi o zaman, hadi hemen bahçeye çıkalım. Kakule buna çok sevinecek. Hadi çocuklar, bütün malzemeler alınsın ve bahçe süslemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Elmer, peki evi süslemeyecek miyiz? Bunlar ancak zaten bahçeye yeter. Narçın, eve de yapalım mı? Aa, evet yapalım. Hem de rengarenk yapalım. Hadi çocuklar, yani gelmiyor musunuz? Elmer, ev içinde yapacağız, tamam mı? İyi, o zaman size kolay gelsin. Görüşürüz. Güle güle. Hadi hadi başlayalım. Bak onu ver. Fırat, kurbağacık gülümse, fotoğrafını çekeceğim. Ne gerek var ki? Boşuna çekme. Aa, hiç olur mu? Fotoğrafını çekip saklayacağım. Eğer seni göremezsem fotoğrafına bakıp seni hatırlarım. Kurbağacıkla ne güzel zıplardık derim. Mutlu olurum. İyi, çek bakalım öyleyse. Çekiyorum. Nasıl? Güzel görünüyor muyum? Bak. Thank you.
fotoğrafta görürüm onu o günkü gibi. Kağıt üstünde sevdiklerimin görüntüleri. Öyle kıpırdamadan bana bakar, bana bakar. Ben de ona bakarım, onunla bir fotoğraf. Hatırlamak istersen fotoğraf müna bir var. Özledik sen onu al. Onun fotoğrafına bir bak. Yanında olmasa da fotoğrafına bir bak. Duruşu değişemez çünkü o bir fotoğraf. O günkü gibi güler, o günkü gibi güler. Sen de ona gülümse fotoğrafı görünce. Hatırlama. Yalçın, çok güzel olacak. Aa, bunları nereye assak acaba? Şimdi o taraf. Buraya mı bilmiyorum. Assam? Şimdi, bak şuraya da atabilirim. Aa, evet. Bak burası da olabilir. Aa, evet. Ben buraya asıyorum tamam. Şimdi. Ben de bu taraf asacağım. Ne var? Ne oluyor burada? Kakule, acele etmeliyiz. Bize yardım eder misin? Neden acele etmemiz gerekiyor? Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi? Daha sonra anlatırız Kakule. Şimdi işimiz var. Elmer gelene kadar burayı süslemeliyiz. Elmer gelince ne olacak ki? Bahçeye garip garip şeyler yapıyorsunuz. Sonra Elmer bana kızıyor. Hazırlık yapıyoruz işte Kakule. Ne hazırlığıymış bu? Benim niye haberim yok? Kimse bana niye bir şey anlatmıyor ki canım? Sonra da Kakule, sen orada değil miydin? Neden çocuklarla ilgilenmiyorsun? Çok önemli bir misafirimiz var. Kakule, onun için hazırlık yapıyorum. Misafir mi? Yine mi? Siz misafiri ne kadar çok seviyorsunuz canım. Ay Yalçın, çok güzel oldu. Güzel, peki burası? Orası da çok güzel oldu. Evet, bunu nereye koysak acaba şimdi? Ona bir yer bulalım. Buraya mı acaba? Bak burası olabilir herhalde. Yalçın, acele edelim. Elma neredeyse gelir. Tamam ama nereye asalım bunu? Kim gelecekmiş? Ne için gelecekmiş? Ben tanıyor muyum? İnsan önceden haber vermez mi canım? Böyle hazırlık falan yaptığınıza göre önemli biri mi? Belki ben de hazırlık yapardım. Ama kimsenin bana aldırdığı yok ki. Sanki ben bu bahçede yaşamıyorum. Buraya mı assak? Bak burası nasıl? Buraya asabilir miyiz acaba? Hey! Size söylüyorum. Duymuyor musunuz beni? Yalçın! Gülçin! Bu burası olur mu ya? Kakule! Bu bir sürpriz! Yoksa bu sürpriz benim için mi? Yoksa o yüzden mi bana bir şey söylemediler? Ama ben misafir değilim ki canım. Aman canım, anlamayayım diye yapıyorlar tabii. Kesin benim için büyük bir sürpriz hazırlıyorlar. Bu kadar hazırlık başka kimin için yapılabilir ki? Çok güzel. Evet, bunu da koyalım Kakule için. Bu önemli günde muhteşem bir törenle beni karşıladığınız için sizlere teşekkür ederim. Benim için yaptığınız bu güzel töreni unutmayacağım. Orman komite başkanlığım sırasında sizin için büyük hizmetler yapacağım. Büyük hizmetler. Kakule. Yaşasın. Yaşasın. Tabii ki canım. Benim çitim sizin çitiniz demektir. Ne demek? İstediğiniz zaman böyle sürprizler yapabilirsiniz.
Aa, Kakule, Kakule bak düğün dökülmüş. Düğün dökülmüş. Hani nerede? Ver onu bana bakayım, ver. Zavallı tüyüm. Benim gibi parlak, değerli tüylere sahip bir kuşun tüyleri dökülemez. Hepsi senin için. Al bu da benim. Güzel papağan. Ay ne kadar güzel oldu. Sevgili dostum Kakule. Böyle bir ödüle ancak sen layık olabilirdin. Senin gibi tüylerine özenle bakan bir kuş görmedim. Bu ödülü sen hak etmişsin zaten. Seni tebrik ederim. Yılın en parlak tüylü tek kuşu Kakule. Ben mi? Ne zaman seçildim? Biliyordum zaten. Bir gün bu ödülü alacağımı biliyordum. Tüylerim benim. Canım tüylerim. Çok yoruldum. Elmer de nerede kaldı? Hemen geleceğini söylemişti. Siz orada ne miskin miskin oturuyorsunuz? Hazırlıklar bitti mi bakayım? Bitti Kakule. Her şey hazır. Emin misiniz? Belki bir şeyler unutmuşsunuzdur. Böyle önemli bir gün için bunlar yeter mi ki? Bakın, bakın. Şurada süsler eksik. Her şey tamam olmalı. Kakule, her şey tamam. Hem bakayım sen neden bu kadar heyecanlandın? Kimin geleceğini biliyor musun? Ne önemi var canım? Misafir misafirdir. Her şey mükemmel olmalı. İşte geldik. Elmer, hoş geldin Elmer. Hoş bulduk çocuklar. İşte misafirimiz. Tanıştırayım. İsmi Pupalya. Hoş geldin Pupalya. Senin ne kadar güzel tüylerin var öyle. Bir dakika. Misafir ben değil miyim? Bu garip kuş da nereden çıktı? Kakule, işte misafirimiz Pupalya. Şenlik boyunca bizimle kalacak. Bu da bizim sevgili Kakule'miz. Onun tüyleri de seninki kadar güzeldir. Eminim çok iyi anlaşacaksınız. Kakule, misafirimizin tüyleri ne kadar parlak değil mi? Onunkiler de senin tüylerin gibi dökülüyor mudur acaba? Demek bütün bu hazırlıklar bu kuş içinde. Ben de şey sanmıştım. Ne sandın Kakule? Boş ver Gülçin. Bu festivalde nereden çıktı? Neden benim hiçbir şeyden haberim yok? Yani haberin yok mu? Çığırtkan kuş ormandaki herkese haber verecekti. Yoksa sana haber vermedi mi? Hayır! Çığırtkan kuşu bu aralar hiç görmedim. Kimse bana şenlik ya da şu kuştan bahsetmedi. Elmer! Hiçbir şey anlamadım. Şuna bak. Kakule, sen şimdi en güzel kuş tüyü şenliğine katılmayacak mısın? Kakule, yoksa tüylerin döküldüğü için seni çağırmadılar mı? Çocuklar, durun bir dakika. Herhalde bir yanlış anlama oldu. Çığırtkan kuş Kakule'ye haber vermeyi unutmuş olmalı. Elbette Kakule de şenliğe katılacak. Eminim. O çenesi düşük çığırtkan kuş özellikle bana haber vermedi. Elmer, misafirimizi eve götürelim. Hem Narçın ve Nurçin de çok merak ediyordu onu. Evet. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Korkuluk, gördün değil mi? Misafir başka bir kuşmuş. Buna inanamıyorum. Üstelik kuş tüyü şenliği için gelmiş ve benim bütün bu olanlardan en son haberim oluyor. Hem söyler misin? Benim tüylerim onunkinden daha güzel değil mi? Hop. Ay benim güzel uçurtmam benim. Ne güzel uçuyor. Bu ne güzel bir oyuncak böyle. O bir rüzgar gülü. Hiç bu kadar güzel bir oyuncak görmemiştim. Böyle rüzgara doğru çevirirsen döner. Ay keşke benim de bir rüzgar gülüm olsaydı. Senin de başka oyuncakların var. Ama rüzgar gülü başka. Bir rüzgar gülüm olsaydı başka hiçbir şey istemezdim. İsterdin. Ha
isterdim. İsterdin. İstemezdim. Peki öyleyse. Al bu rüzgar gülü senin olsun. Ah, teşekkür ederim. Çok iyisin. Önemli değil. Sen de şimdi bana şu yanında duran uçurtmayı ver bakalım. Uçurtma mı? Ama şey, rüzgar gülü uçmaz ki. Hem kuyruğu da yok. Şey, sonra ben bu uçurtmanın ipini Tonçin amcadan kendim için istedim. Şimdi sana verdiğimi görürse ne düşünür? Ona değiş tokuş yaptığımızı söylerim. Bak, ben rüzgar gülünü uçuramıyorum bile. Sen ne kadar da güzel döndürüyorsun. Öyle rüzgara karşı. Sen de döndürebilirsin. Ya. Ama değişmek istemiyorsan sen bilirsin. Bak ne diyeceğim. İyisi mi sen rüzgar gülünü rüzgara karşı döndür. Ben de uçurtmamı uçurayım. Ne dersin? Seni anlamıyorum. Seni anlamıyorum. Biz arkadaşım Neşe ile oyuncaklarımızı paylaşırız. Dün oyun oynarken Neşe bana en çok sevdiği bebeği Maviş'i verdi. Ben Maviş'in annesi oldum. Ben de Neşe'ye çemberimi verdim. Neşe çember çevirmeyi bilmiyordu. Ama benim çemberimle öğrendi. Saçın, kırmızıya uçurtmamı versem diyorum. Evet, sonra... O da bana rüzgar gülünü verse. Evet. Ben de rüzgar gülünü fır 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 çevirmeyi başarabilirim belki, değil mi? Bence başarırsın. Hem Tonçin amca da uçurtmanı kırmızıyla paylaştığını duysa çok sevinir, biliyor musun? Bu çok iyi. Kırmızı, şu taraf daha rüzgarlı galiba. Hadi gel o tarafa doğru gidelim. Peki, yine senin istediğini yapalım. Hadi gidelim. Hoşça kal Tarçın. Hoşça kal. Hoşça kal Tarçın. Güle güle kırmızı, güle güle sarı. İyi eğlenceler. Hey. Buldum. Yemek. Ha? Pupalya. Kiraz ister misin? Ya da çiçek. Hangi çiçekten istersen bak senin için toplayabiliriz. Of. Of, neden konuşmuyor? Çiçekler bile ilgisini çekmedi. Kakuli'nin hiç bu kadar zaman konuşmadığını hatırlamıyorum. Ben de... belki de bizimle tüp oynuyordur ha? Evet. Evet, evet. Bir, iki, üç, tıp. Konuştu. Hop, 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 çak. Elmar, şenlik kaç gün sürecek? Tam 3 gün sürecek Gülçin. Demek ki Pupalya tam 3 gün bizimle kalacak. Kim bilir? Ay Nurçin, çok güzel tüyleri var. Hem de çok güzel ötüyor. Bu yıl Kuş Tüyü Festivali'nin Çınçınlar Ormanı'nda yapılması çok güzel. Böylece bir sürü farklı kuşu görme fırsatımız olacak. Başka kuşlar da mı olacak? Bu çok güzel Elmar. Ama Kakule'nin bundan hoşlanacağını ben pek sanmıyorum. Elmar, Kakule Pupalya'yı biraz kıskandı, öyle değil mi? Evet. Elmar, ama bak ne kadar güzel olursa olsun hiçbir kuş Kakule gibi olamaz. Çok haklısın Nurçin. Lütfen bu düşünceni ona da söyle, olur mu? Buna sevinecektir. Elmar, Pupalya neden kafeste? Elmar, onu çıkaralım. Kafesin içinde hiç mutlu değildir. Belki de bu yüzden konuşmuyordur. Konuşmuyor. Elmar, Pupalya'nın nesi var? Ne yaptıysak bizimle konuşmadı. Hem neden onu kafese koymuşlar böyle? Bakın, bütün kuşların Kakule gibi konuşamadığını biliyorsunuz. Pupalya da çok güzel öten bir kuş.
O da konuşmak yerine şarkı söylüyor. Bu da hoş değil mi? Evet, bu çok hoş. Ben kuşların şarkılarını dinlemeyi çok seviyorum. Üstelik Pupalya evcil bir kuş. Evcil kuşlar genellikle kafeste yaşarlar. Bundan dolayı mutsuz olduğunu sanmam. Kafes onun yuvası gibidir. Sizler de bunu biliyorsunuz çocuklar. Şarkı söyledik güzelce. Elmer haklı. Bak o çok neşeli. Konuşmayan bir kuşla arkadaşlık etmek hiç de eğlenceli değil. Hadi Kakule'nin yanına gidelim. Sence hala kızgın mıdır ha? İyi ki Kakule evcil bir kuş değil. Hadi. Evet. Kakule! Kakule! Kakule orada mısın? Kakule hadi çık ortaya. Kakule! Sen burada ne yapıyorsun? Neden soruyorsun ki? Aa, Kakule elindeki ne? Yalçın, yalçın çekme bırak. Yalçın, çekme bırak canım. Yalçın, yardım et bana. Tamam. Yalçın bırak, hadi. Bırak. Tamam çekiyorum. Kakule ne kadar güçlüymüş sen. Aldık. Ay, şunlara bak. Bak kuzeye bak. Evet. Elmer size başkalarının eşyalarını izinsiz almayın demiyor mu? Kakule bunlar da ne? Yoksa pikniğe mi gidiyorsun ha? Hemen sepetimi geri verin. Başkalarının eşyalarını böyle alamazsınız. Elmer görseydi ne derdi? Tüylerini de mi alıyorsun? Bunları ne yapacaksın ki? Bu tarçının sana hediye ettiği deniz kabuğu değil mi? He? Sizi ilgilendirmez. Siz gidin o çok değerli misafirinizle ilgilenin. Kakule o bizimle hiç konuşmuyor. Evet. Tek bildiği şarkı söylemek. Üstelik kafesinden de çıkmıyor. Ne yani? Ondan sıkıldınız mı? Seninle olmak daha eğlenceli. Değil mi Kakule? Ben arkadaş canlısıyım. Esprili bir kuşuyum. Espriliyim, zekiyim ve tüylerim. Böyle dökülürse hiç tüyü kalmayacak. Yalçın. Bütün kuşların tüyleri bazı dönemler dökülür. Ama hiçbiri tüysüz kalmaz. Çok komik. Kakule, şenlik için gelen kuşlar var ya, onlardan biri geldi gel. Galiba onun bütün tüyleri dökülmüş Kakule. Eminim siz kel aynakları görmüşsünüz. Onlar doğuştan kel. Kakule hadi gelen kuşları görmeye gidelim. He? Hadi. Benim de zaten şu çığırtkan kuşu bir görmem gerekiyor. Kakule sana haber vermeyi nasıl unutmuş olabilirler ki? Şimdi gidip hadi öğreneceğim. Gidelim. Tamam. Ördekler de gelmiş midir acaba? Onlar uçmuyorlar ki Yalçın. Hayır uçuyorlar. Tartışmamıza gerek yok. Ördekler uçamaz. Gördün mü işte? Uçmuyorlar beş. Uçuyorlar. Uçmuyorlar işte. Uçuyorlar. Kakule hiç sensiz kuş tüyü şenliği olur mu? Sen bu şenliğin onur konuğusun. Senin tüylerinin güzelliğini bütün çinçinler ormanı bilir. Hoşçakalın çocuklar, yine görüşeceğiz. Hoşçakalın çocuklar, yine görüşeceğiz. Yine görüşeceğiz. Hoşçakalın çocuklar.